sportif bir tetik. Başka bir tane regülatör odamız var. Dolmuş burada. Metreye ilk atış. Evet dostlarım. 25 metreye ilk atışa başlayalım. Bakalım. Meta'yla. Önce Barracuda Hunter atacağım. 4 farklı pelet atacağım. Beşer atış. Başlayalım bakalım. Kayıtlı mıyız? Evet. Sol üstten başlıyorum. Mavi kutu jisili 18-13. Sol alt atacağım. Spot'un 18-13. 5 tane bundan. Zor girdi ama. Neden? Sağ alt atıyorum.
Aynı delikte üçü. Bu da aynı. Bu da aynı. Bu da aynı. Spotum çok iyi ya. Şimdi 18-13 atalım GC'yi. Bakalım ne sonuç verecek. Hepsi aynı yerde. Evet. 25 metrede bu şekilde arkadaşlar. Şimdi 50 metreye geçelim. Net miyiz? Evet, netiz, hazırız. Şimdi 50 metrede metayı deneyeceğim. Hassas olmaya çalışacağım. Çünkü çok eteği ezik pelet var. Biraz fazla atış yapabilirim. Şimdi o spoton 18-13. Başlayalım. Nereden başlayalım? Sağ üstten başlıyorum. Eteği ezikler var. Hep aynı yerden geçiyor. Evet, bu kadar yeter. Yani eteği ezikler var diye fazla atıyorum. Hangini atalım? Sağ alt.
Evet. Mavi kutu JCB 1813. Sol üst. Evet. Bir daha şey atayım. 18-13 bir de. Evet. Şimdi tekrar mavi JCB. Sağ alt atayım. Bunlar hep farklı kalıplar. Hani kimi kötü grupmanları var ya, hani böyle aklınızda şey kalmasın diye atıyorum. Her kalıpta farklı çıkabiliyor atışlar. Çok iyi. Çok iyi. Evet. Kalıptan kalıba atışlar değişiyor gördüğünüz gibi. Bu da 50 metreydi. Grupmanı gayet iyi. Kayıtlı mısın? Evet. 75 metrede döner hedef atacağım. Önce bir tane sağda solda kapsül var. Küçücük. Onu vurmaya çalışayım önce.
Şimdi bir tane de solda var. Hoppa. Hayda. Evet, geçelim şimdi. Evet, biraz daha deneyelim ama şimdi de ışık vermeye atalım. Evet. Meta. Teşekkür. Dostlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Reximex Meta 5.5 tüfeği. Reximex'in yeni bir ürünü bu. Şimdi size bu silahın teknik kısımlarından bahsedeyim. 260 cc 250 barla çalışan bir tüp hacmine sahip bu silah. Burada regülatörümüz var. Regülatörlü bu silah. Regülatörümüz burada. Bugün regülatör basıncımız 130 barda atış yaptık. Burada bir tansiyon ayarımız var. Çekiç yayının tansiyonunu buradan ayarlayabiliyoruz. Düşürüp çıkartabiliyoruz. Reximex'in yeni bir ürünü bu. Meta kibar, kompakt bir silah yapmışlar burada. Ergonomik, üstünde birçok özelliği barındıran bir silah bu. Mesela namlu ceketi konmuş. Harici moderatör takılabilecek bir tane diş koymuş. Buraya moderatör takabiliyorsunuz ama silah çok sessiz. Namluyu gizlemiş burada. Çok az bir sesi çıkıyor silahın. Neredeyse sessiz gibi bu silah. Onun haricinde kurma kolu çok kibar. Bu kurma kolunu soldan sağa alabiliyoruz. Sol kullanıcılar için de uygun. Çok kolay bir alyan yardımıyla bunu söküp sol tarafa alabiliyorsunuz. Kurma kolu tutamağı güzel olmuş. Kibar şık bir şey yapmışlar buraya. 12'li standart şarjörleri. Soldan yükleme yapıyoruz buna da. Burada port girişini kısabileceğimiz bir tane düğmemiz var. Pardon. Buradan port deliğinin hava girişini kısıp çoğaltabiliyoruz bu düğmeyle. Bu düğmede gevşelttiğimizde namluyu söküp takmak için, hani böyle temizlik falan yapmak isteyen arkadaşlara, buradan namluyu çıkartabiliyoruz. Çok kolay bir şekilde namlusu çıkıyor. Bir tane 22 milim bipod takacağımız bir tane ray mevcut burada.
el tutamağı falan çok şık olmuş. Yani kaliteli bir malzeme. Elimiz hiç kaymıyor. Sportif bir tetik. Tetik çok hassas. Hiç ellemedim tetiğe. Tetiğe bastığınız gibi ateş ediyor silah. Bir tane emniyet sistemi var burada. Rayımız mevcut. 22 milim. İki tane de burada fener, lazer gibi materyaller takmak için ray kullanmışlar. 3 tane ray var. Bir tane burada bipod rayı var. Manometre burada. Dolum ucu burada. Dolum ucunu buradan dolum yapabiliyorsunuz. Mat bir silah. Güzel olmuş. Bir de bunun bu hassas atmak için konulmuş. Burada bir tane monopotumuz var. Monopotu böyle istediğiniz ölçüde ayarlayabiliyorsunuz. Nasıl isterseniz. Burada bir omuz ayarı var. Hassas atışlar için çok güzel olmuş bu. İyi düşünülmüş. Fakat yastıkta çok durmuyor silah. Bir tane çatal ayak takıp silahı daha dengede tutabilirsiniz. Yani yastık için pek uygun değil bu monopod olayı. Çünkü kum yastığı bunu karşılamıyor. Zaten çoğumuzda da çatal ayak var. Bir tane tekli yükleme aparatı çıkıyor. Bu tekli yüklemek için. Onu da göstereyim size. Bunu böyle bunu böyle sağdan sola doğru eğer yüklemek istediğinizde bunu çıkartıyorsunuz. Takıyorsunuz. Çıkarıp takıyorsunuz. Bu tekli yükleme aparatı bu şekilde kutudan çıkıyor. Emniyeti açalım. Kutudan başka ne çıkıyor arkadaşlar? Bir tane şapka koymuşlar. Teşekkür ederiz. Tüfek gelip de gelen ilk şapkam. İşte böyle okuma kitapçığı var. Yani burada teknik özelliklerinin yazdığı bir kitap bulunuyor. Silah hakkındaki bütün bilgileri buradan öğrenebilirsiniz. Evet, böyle bir şey var. Hedef kağıdı var. 2 adet şarjör var. Tekli yükleme var. Bir tane daha koymuşlar böyle atış kağıdı. Burada bir kağıt daha var. Bir tane logo var. Bunu isterseniz yapıştırabilirsiniz. Alyan takımları çıkıyor. Dolum ucu çıkıyor. Kutu içeriği bu şekilde. Güzel bir plastik taşıma çantası var silahın. Moderatörümüz. Bu ekstradan tabi. Moderatörü de takalım. Burada hem ben de göreyim. Bir defa takacağım. Evet. Bu silah isterseniz moderatörlü bir şekilde kullanabilirsiniz. Benim dediğim gibi silah çok sessiz, iyice sessiz oluyor böyle. Çıkaralım bunu. Bunu takalım. Yerine koyalım. Evet. Evet, silah bu şekilde. Reximex Meta. Dediğim gibi regülatörü olan bir silah. Tetik hassasiyeti çok iyi. Şurası düz bir taban olmuş burada. Ama atışlarda hiçbir engel yok. Kısa, dengeli, hafif bir silah. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Ben buradan Reximex çalışanlarına, Arif Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.